Selamun aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzeriniz olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kur'an Sırları diye bir kanal. Onun oruç videosuna reddiye yapacağız. Arkadaşa göre oruç yeme içme değil. Ben daha önce bunun bir sene önce buna bir videosuna yorum yazmıştım. Yeme içme ile bana ilgili dönmedi. Şu anda da 4-5 tane arkadaşımızdan yorum geldi. Abi bu konuya ile ilgili bir video yapar mısın diye, o en azından bir seyreder misin? Ben eskiden seyretmemiştim tamamını videosunun ama şimdi bir baktım. Aman Allah'ım. Benim tahminime yaptığı şu: Kur'an'a girmiş, oruçla ilgili hangi ayetler varsa çıkartmış. Orucun kendisiyle, yani yemeyle içme ilgili ayetler dışında, yani Bakara 183-187 dışında 4-5 tane ayette bulmuş orucu. Orada da hep Rabbimizin oruç tutun dediği yerlerde de hep bir yanlış yapanlar, günahlarına tövbe isteyenler, kefaret isteyenler, işte şu günahlarınızın affolması için veya da tövbenizin kabul edilmesi için bir köle azat edin demiş Rabbimiz. Köle azat edecek durumunuz yoksa işte yetimleri, öksüzleri doyurun. İşte o da yoksa, elinizde de para hiç yoksa oruç tutun demiş. Ha, demek ki bu oruç yemeli içmeli değil. Bir de neymiş? Bir hep ceza almak isteyen insanlara gelmiş. Yani bir yanlış yapıp günaha girmişlerin kefareti olarak diye algılıyor kendisi kafasında. İkinci bir olay da mücadele süresi 3-4'te geçen olayı, bir erkeğin kendisine, senin kadına, karısına söylediği şu sözleri, senin işte sen bana annemin sırtı gibisin dediği yerde, mücadele 3-4'te. İşte orada bir ayrılık söz konusuymuş. Rabbimiz de Bakara 187'de oruç gecelerinde hanımlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı derken o ayete nazaran öyle söylüyormuş. Yani çok abuk subuk, hiç alakası olmayan ayetleri getirmiş, oruç ayetine bağlamış ve demiş bu siyam günah işleyen insanlara ait olan bir şey. Bizde hiç alakası yok diyor. Kendisi günahsız yani güya. Yani o ayetlerde 5 tane ayet vermiş. O 5 tane ayette günah işleyenlerin yapması gereken iş, ya da ikincisi de işte mücadele 3-4'e göre karı kocası arasında geçen bir olaydır siyam. Bu da nedir? Kur'an mescide kapanıp kendini Kur'an'a vermektir. Ondan sonra bir de işte bu mücadele 3-4 ve 187, Bakara 187 aynı ilişkili olduğu için bu iki ayette. O zaman diyor bu ayet kesinlikle evli karı koca arasında, bekarlara hele hele siyam, yani oruç bekarlara hiçbir şekilde hitap etmiyor diyor. Yani bekarların tutmasına gerek yok. Günah işleyen insanlardan haricinde de hiçbir insanın siyam, yani oruç tutmasına gerek yok. Zaten o oruç yemek içmek değildir. Bakara suresi 187'de geçen yeme içme kelimesi de, yani işte oradaki iki evli eşin İşte mescitte kendilerini ibadete verdiklerinde, Kur'an'la haşır neşir olduklarında işte kafanıza göre takılın diyormuş Rabbimiz. Öyle söylüyor. Yani çok abuk subuk. Ben linkini vereceğim ekte. Daha önce seyretmiş olan kardeşlerimiz, tabii tekrar seyretmesine gerek yok. Ama daha önce seyretmemiş olan insanlar ilk önce onu söylerlerse veyahut da fark etmiyor, bizim videomuzu seyredip ondan sonra onu da seyredebilirsiniz. Yani sadece böyle özet geçtim çünkü eğer bütün videosuna tam reddiye yapacak olsam 4-5 saati bulacak bir video olacak. O yüzden kısa kısa geçmeye çalışacağım. Şimdi hemen uzatmadan geçeyim, kendisi ne diyor. Bir dinleyelim, 4-5 tane klip vereceğim. Ondan sonra kendisine reddiye yapacağız Allah'ın izniyle. Beled suresi 10. ayet. Bakın bakalım, Beled suresi 10. ayette Allah'ın köle azat etme tanımıyla sizin aklınızdaki köle azat etme tanımı bir mi? Diyanet'ten okuyorum, hiç kendi mealime katmadan. Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Bakın dikkat edin, köle azat etmenin tanımına şok olacaksınız. Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Yani sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşu göğüsleyip de o zorluğu geçip, o geceyi atlatıp sabahın o güneşine, aydınlığına kavuşamadı gibisinden bir mecaz yapıyor. Yani iyilik yapmak zor gelir insana. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Şimdi köle azat etmenin tanımını yapıyor Rabbimiz. O
tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Buradaki rakabetin elleri bağlı olan demek. Dikkat edin. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Tabi burada kelime eklediler. Veya doyurma. Açlık, darlık gününde birini doyurma. ...16'ya bakalım. Veya fakir bir miskini doyurmaktır. Diye köle azat etmenin tanımını Allah yaparken sonuna da sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Allah'ın, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Yani dikkat edin, köle azat etme tanımı bir efendinin elinden köleyi almak, onu özgürlüğüne kavuşturmak değil, yeri geldiğinde birine sabrı tavsiye etmek de köle azat etmektir. Evet kardeşlerim, duyduk. Köle azat etmenin tanımını arkadaş, işte insanlara yardım etmeden tutun, fakirleri doyurmaktan, işte birbirinize merhameti tavsiye etmekten, işte birbirinize sabrı tavsiye etmek demektir falan diye abuk subuk bir şeyler söyledi. Biz Beled suresini verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, batıl ve hakkı olacak aslında. Hayır ve şer demişler. Çünkü hayır ve şer Allah'tan gelen şeylerdir. Hak ve batıl senin seçimi yaptığın bir şeydir. O yüzden biz sana yani yanlışı, hakla batılı öğretmedik mi olacak orada, göstermedik mi olacak? Neyse. Fakat o sap yokuşa atılmadı. Yani fakat o insandan bahsediyor burada, hatayı yapandan. O kendisine engel çıkınca o engeli aşmak istemedi. Onun yerine ne yapmış? Görelim. Yani bu Allah'ın aşağıdaki söylediği ayetlerdekileri yapmamış o yokuşu aşmak için. Devam edelim. Sap yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabır tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Yani kendisi bir yanlış yaptığında veyahut da kendisine herhangi böyle bir sarp yokuşu, yani kendisine Rabbimiz o kaderi yazdığında, önüne gelen bir kaderi ne yapıyormuş demek ki, o bir köleyi azat etmiyor veyahut da işte bir insanı açı yetimi doyurmuyor. Zaten bunu destekleyen birçok ayet var aslında bu Beled suresine. Ama bu arkadaş ne diyor? Demek ki köle azat etmek sadece köle azat etmek demek değil. Zaten diyor Kur'an'da köle azat etmek işini birçok insan yanlış anlıyor. Neden? Kur'an evrensel olduğu için köle azat etmek, şu anda köle olmadığına göre köle azat etmek, bu fakirlere yardım etmek, sabrı şey yapmak. Ya zaten kardeşim bak, köle azat etmek o zaman olan bir şeydi. Ve o zamanki hükmü köle kalktığı için kölelik, o zamanki hüküm orada kaldı. Artık şu zamanda köle azat etmeye gerek yok. Yani Kur'an evrenseldir diye illa bunu kabul edeceğiz diye bir şey yok. O günkü ayetteki, o günkü hükümlerdi. Kölelik kalktığı için o ayetin bizi ilgilendiren kısmı ne kaldı? Diğer şıkları kaldı. İşte oruç tutmak veyahut da fakirleri doyurmak, yetimi doyurmak. Yani sen aynı bunların zaten Sözler Köşkü diye bir kanal var. O da mesela, onlar da hadis konusunda bunu aynı seviyorlar. İşte Kur'an evrenseldir, işte ayet var. Allah diyor ki bana itaat edin, peygambere itaat edin ki doğru yolu bulasınız. Neyse, ona benzer bir şey. Şu anda peygamberimizde olmadığına göre, Kur'an'da evrensel olduğuna göre, bu ayetle boş boşuna gönderilmediğine göre, biz peygambere uymak zorundayız. Yahu kardeşim, peygamber öldü, peygamber gitti. Peygambere uymak istiyorsan Kur'an'ı okuyacaksın, Kur'an'a uyacaksın. Zaten peygamberin getirdiği mesaj da oydu. Ama yok, bunlar ne diyor? Hadislere uyacağız. Yani aynı şey. Şeytan hadisçileri de bu şekilde etkiliyor. Bu arkadaşı da böyle etkilemiş. Neyse, uzatmayalım. Devam edelim. İşte bunlar köle azat etmektir. Yani diyor ki Nisa 92'de Allah kefaret isterken ölenin ailesine diyor diyet ver, kan parası ver. Bakın bu toplum içerisinde hala vardır. Köle azat et. Köle azat et deyince mesela insanlar dalga geçiyor. Hani Kur'an evrenseldi?
Halbuki Kur'an evrenseldir de sen köle azat etmenin tanımını yanlış biliyorsun. Köle azat etmenin Kur'an'dan tanımına baktığında kıyamete kadar evrensel olduğu açıkça ortaya çıkmakta. Ama sen hadislerden yanlış, sahtekar din adamlarından köle azat etme tanımını öğrenirsen, Kur'an'daki tanıma bakmazsan tabii ki bu kitabı şey görürsün. Eksik, yanlış, karmaşık görürsün. Çünkü senin aklını şeytan yanlış bilgilerle fazlasıyla doldurduğu için, sen o bilgilerle dolu olduğun için buradaki doğru tanımlara baksan da aklın onları alamıyor. Aslında burada kendisini çok güzel ifade etmiş. Kendisi şeytanın etkisi altında. Kendisinin aklı almıyor. Onun için ayetleri eğip büküyor. Neyse devam edelim. Köle azat etmenin de tanımını verdik. Köle azat etmek toplum içerisindeki düşmüş, yardıma muhtaç insanlara. Peki 2 ay siyam yapması dedi. 2 ay siyam yapması, siyamı nasıl yapacak? Ölenin ailesine kan parası vermesini anladık. Köle azat etmesi, toplumdaki düşmüş insanlara yardım etmesini anladık. 2 ay siyamı nasıl yapacak? Bakara 187. ayete göre kişi mescide kapanır, eşi dahil sosyal hayatla fecirden geceye ilişkisini keser ve Kur'an'a akif olur, yani yoğunlaşır. Yoğunlaşma sırasında yiyecek içecek askeri miktarda alınır. Kur'an'dan aldığı bilgiler ile irşad olur. Bu irşad oluşla kişi içsel huzuru, mutluluğu, dengeyi bulur. Ruhu aydınlanır. Tüm ruhsal bunalımlardan kurtulur. Evet, duyduğunuz gibi Bakara 187'de kişi eşiyle birlikte mescide kapanır. Fecirden geceye kadar ilişkisini sosyal hayattan keser. Kur'an'la akif olur. Yani Kur'an'a yoğunlaşır. Siyam buymuş arkadaşa göre. Yani birazdan açıklayacağız ama neyse devam edelim. Ve şimdi Bakara 187'yi okuyabiliriz. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmanız helal kılındı. Bu nerede haram kılınmıştı? Az önce gördüğünüz gibi Mücadele 3 ve 4. ayette. Bakın o başta anlattığım fotoğrafa çok dikkat edin. O işaretler tek tek geliyor. Yani soru sorun, deyin ki ya Rabbi, yani normal eşiyle herhangi bir problem olmayan insana nikahı nerede haram kılındı? Kadını kendisine nerede haram kılındı ki sen bu Bakara 187'de helal ediyorsun? Cevap Mücadele 3-4. Bakın Mücadele 3-4'te kişi ne dedi? Kadınlarınıza zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar eşlerine birbirine dokunmadan önce köle azat etmelidir. Bakın birbirine dokunmadan önce. Diyanetten okuyorum hiç karışmadan. Birbirine dokunmadan önce Allah yasakladı bakın. Ne dedi? Kişi bu kefaletleri ödeyemedi. Siyama başladı. Allah o kişiye, yani bu ceza almış olan kişiye, bu kesinlikle siz ben değiliz, normal hiç günah işlememiş veya bu Kur'an'daki diğer ayetlerden diğer ayetlerde bahsedilen günahlardan herhangi birini işlememişse kişinin üstlerine siyam vebal değildir. Bakara 185'te Ramazan'a şahit olan o zaman siyam etmesi nedir diye içinizden soracak olanları olacaktır. Onu da açıklayacağız. Bakara 187'den sonra gördüğünüz gibi oruç gecesinde Allah kadın mağdur olmasın diye. Hani eş kişi ne yaptı? Eşinden sıkıldı. Gitti yeni bir kadın aradı evlenmek için. Veya belki de zina için aradı, hiç bilemezsiniz. Bulamadı. Pişman oldu, geri döndü eşine. Allah ne dedi? Oruç siyam gecesinde kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için örtüdürler, siz de onlar için örtüsünüz. Yani eşinizle aklınızı başınıza alın, birbirinize sahip çıkın diyor Allah burada. O senin örtün, koruyucun, günahlardan koruyucun. Sen de onun günahlardan koruyucususun. Allah'ım ya Rabbim, bu arkadaş nasıl ya, şeytan işte kardeşlerim, şeytan çok güçlü bir varlık. Onun için Rabbim ne için diyor bazı ayetlerinde. Kur'an okurken Allah'a sığının diye şeytanın şerrinden. İşte demek ki insanlar Kur'an okurken ya şeytanın şerrinden Allah'a sığınmıyorlar veyahut da Kur'an okurken amelleri değişik. Rabbimden doğruyu bana göster diye okumuyorlar. Sadece okumuş olmak için okuyorlar. Ondan sonra da işte yapmak istemedikleri ibadetlere olunca şeytan da bunlara az bir şey gaz verdiğinde bu olay çıkıyor. Ya Mücadele 3-4 ne? 180, Bakara 187 ne? Mücadele 3-4'teki belirtilen olay la Bakara 187'de belirtilen oruç olayının, yeme içme olayının hiçbir alakası yok. Ama neyse, biz okuyalım Mücadele 3-4'ü. Bakın ne anlatıyor Mücadele 3-4. Ondan sonra da Bakara 187'ye bakacağız. Bakalım ne anlatıyor ikisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mücadele 3-4. Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakın, bu hüküm ile size öğüt veriliyor ama kendisi ne diyor? Allah'ın emri diyor değil mi? Yasakladı Allah diyor. Bak, alakası yok. Size ne diyor Bakara 187'de? Allah yasakladı diyor. Oruç gecelerinde. Bak bak bak. Anlamıyor ki. Ayetlerden haberi yok. Allah size öğüt veriyor diyor. Bak, emir vermez Allah. Bunu her zaman söylüyoruz. Özgür irade vermiş olduğu insana Rabbim emir vermez. Kur'an'da hüküm verir. Öğüt verir. Neyse devam edelim. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa eşine dokunmadan önce arda da 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Bakın, köle azat edeceksin. Yoksa gücün 2 ay arda arda oruç tutacaksın. Buna da gücün yetmiyorsa 60 tane fakiri doyuracaksın diyor. Bak, 60 fakiri belirtmemiş. Niye? Çünkü kendisine göre köle azat etme fakir ya. Şimdi burada köle azat etme zaten fakirlere yardım etmeyse iki defa hem fakirlere yardım et hem fakirlere yardım etme oluyor. İşte burayı özellikle söylemiyor. İnsanların aklını çelmesi için. Şeytan da zaten kendisine yardım ediyor. Bakara 187'de de zaten bu olayın, Bakara 185'i de açıklayacağım. Orada zaten bu olayın yemeyle hiç bir ilgisi olduğunu çok açık. Burada kadınlarla zihar yaparak dediği yerdeki oruç tutun diyor Rabbimiz buna, yani ceza olarak. Yani yaptığınız işin kefareti olarak ki Allah sizi affetsin diye. Ama bu mücadele 3-4'teki olayı kadınla erkek arasında olan bir yasaklanan bir şey zannediyor. Bakara 187'yi buna bağlıyor. Neyse devam edelim. Birazdan zaten açıklayacağız. Uzatmayalım. Kendisinin söylemlerine bakalım. Bakın onlarla mübaşeret edin dedi. Ne, bu mübaşeret ne? Kişi bütün gün boyunca siyamdaydı. Kur'an'ı okudu, kendini irşat etti, öğrendi, mescide kapandı. Ve o öğrendiği bilgileri cinsel ilişki sonrası, yani refes sonrası, bakın burada cinsel ilişki sonrası, geldi eşine anlatmaya başladı. Kadın evde olduğu için, çocuklarla veya hayatın yüküyle uğraştığı için Kur'an araştırmaya imkanı olmadı. Ne oldu? Eşinden bu bilgileri almaya başladı. Buradaki mübaşerat o oluyor. Ve o bilgileri aktarmaya başladıktan sonra ne yapmaya başladılar? Allah'ın yazdığı şeyleri aramaya başladılar. Bakın isteyin. Size yazdığı şeyleri isteyin. Arayın. Ha Allah işte hanım işte ben bugün bunları okudum. Bu ayetleri okudum. Meğer ki işte geleneğin, hadislerin veya sahte din adamlarının, cahil din adamlarının anlattığı şey yanlışmış. Bak Kur'an'da böyle şeyler vermiş. Evet kardeşlerim, duyduğunuz gibi mücadele 3-4'te erkek zihar yapıyor karısından uzaklaşınca, Bakara 187'de bu affediliyor ve oruç gecelerinde artık hanımlarınıza yaklaşabilirsiniz diyor. Yani Ramazan ayında. Hani o zaman hicri ayda kullanıldığı için Ramazan her sene aynı aydı. Bizde miladi olduğu için her sene 10 gün değişiyor. Ama hicride hep aynı ay olduğunu düşünelim. Yani şöyle düşünün, adamdaki mantığa bakar mısınız? Hiç alakası olmayan iki ayeti getirip birleştirmiş birbirine. Oruç gecelerinde hanımlarınıza yaklaşın demek, mücadele 3-4'te siz hani hanımlarınızdan uzak durmuştunuz ya, işte ondan dolayıymış. Allah'ım yarabbim ya. Demek ki şeytan bu kadar insanı etkileyebiliyor, bu kadar yoldan döndürebiliyor yani. Şimdi mücadele 3-4'te anlatılan durumu atıyorum. Şimdi dedik ya, hicri takvimde her zaman her sene diyelim Ramazan Haziran'daydı. Tamam mı? Şimdi sen Ramazan'da Haziran'dasın. Çünkü Ramazan ayı, Rabbim ne diyor? Her kim bu aya, zaten birazdan ayetleri verdiğimde hepsi ortaya çıkacak tabak gibi de. Atıyorum şimdi bu arkadaşın kullanıldığına göre. Oruç gecelerinde diyor size diyor hanımlarınızın yaklaşması gerekiyor. Demek ki atıyorum Haziran ayında, her sene Haziran ayında devam ediyor. Şimdi bu mücadele 3-4'teki olay Ramazan'dan sonra olmuş olsa, yani Temmuz-Ağustos'ta olmuş olsa bir adam, tamam mı? Temmuz-Ağustos'ta bir adam eşinden uzaklaştı. 3-5 gün gitti, 10 gün, 15 gün neyse yeni bir eş aradı veyahut da yeni bir şey aradı zina yapmak için, kendisi öyle diyor. Ondan sonra
Vazgeçti, geri geldi Temmuz'dan sonra. Şimdi bu adam oruç gecesinde diyor ya Rabbim size helal kılın diye, güya bu bunların ilişkisi. Ne yapacak o zaman bu adam? Ta gelecek sene Ramazan'ı mı bekleyecek? Bu yanlışından dönmesi için. Yani saçma olmuyor mu? Oruç gecelerinde neden haram kılındığı, daha önce de helal kılındığı zaten ayetin kendisinde var 187'de. Ben lafı uzatmayacağım. Bir iki klibi var, onları da seyredelim. Ondan sonra zaten ben size hepsini tek tek anlatacağım. Oruç var mı yok mu herkes görecek Allah'ın izniyle. Devam edelim. Ve sonra buradaki sıralamaya çok dikkat edin. İnsanların en çok kafasını karıştıran şey. Bu yayın için hatta size beyaz iplik, siyah iplik görününceye kadar, siz de açığa çıkıncaya kadar. Bakın bu beyaz iplik ve siyah ipliğin kesinlikle fecirle alakası yok. Fecir sonra kelimesinden sonra gelmekte. Yani bir kelime mesela söylüyor. Fotoğrafı hatırlayın. Çift tokmağı hatırlayın. Çift kitabı hatırlayın. Birbiri arkasına saklanmış olan. Çarpma işleminin bölmeden, çarpma veya bölme işleminin toplama veya çıkarmadan önce geldiği matematikte o kuralı hatırlayın. Ve buradaki sonra kelimesine çok dikkat edin. Bakın bütün meallerde bu kelimeyi silmekte. 40. kelimeyi. Bu beyaz iplik, siyah ipliğin kesinlikle fecirle alakası yok. Fecirin beyaz ipliği ve siyah ipliği size belli oluncaya kadar diye bir meal yaparlar. Matematik bilgisi, matematik kuralı bilgisi olmayan mealistler, aşağıdaki kişiler. Hepsinin mealini okuyun. Fecirin beyaz ipliği, siyah ipliği demişler. Ve birbirini koyun sürüsü gibi takip etmişler. Halbuki burada sonra kelimesi var. Sonra zaten fecirle verilmekte. Allah burada ne dedi? Yayın için. Yayın için kelimesine gelince, yayın için Kur'an'da geçtiği bütün ayetlerde kafanıza göre takılın anlamındadır. Evet kardeşlerim, duyduk. Rabbim burada ne söylediğini yine bilmemiş. Yayın için kelimesini özellikle kullandığı halde, yani yemek ve içmek kelimeleri kullanıldığı halde, onun anlamı öyle değildir. Aşağıdaki mealistlerin hepsi yanlış anlamışlar. İşte yok fecirdeki beyaz iplikle siyah iplik, o fecirdeki karanlıkla da alakası yok. Kesinlikle bile diyor. Bak. Yani Rabbimiz ne dediğini bilmiyor. Bu arkadaş Rabbimizin daha da üstü, tövbe haşa. Rabbimiz kesinlikle burada öyle demedi. Kesinlikle diyor. Bak, kesinlikle. Çünkü kendisinin demek gibi bilgisi var. Zaten ölmüş gitmiş. Allah'ın huzuruna çıktığı zaman yarın bir gün kıyamet günü. O zaman kesinlikle var mı yok mu görür ama iş işten geçer. İşte yeme içme de Kur'an'ın her geçtiği yerde kafanıza göre takılın. Kafanıza göre takılın. Mesela bir ayette ne diyor Rabbim? Mescitlerde yiyin için ama israf etmeyin. Demek ki ne? Mescitlerde kafanıza göre takılın ama israf etmeyin. Neyi israf etmeyelim yeme içme yoksa o zaman? Ben sana yardımcı olayım. Mesela şeytanın avukatlığını yapayım. Çünkü şeytan zaten senin içine girip çıkmış ve başka bir kendisine hizmet eden kötü bir cini senin içine yerleştirmiş zaten. Sen diyebilirsin ki ne? Zamanı orada diyor diyebilirsin yani. Zamanı israf etmeyin. Kendinizi Kur'an'la geçirin. Yahu kardeşim zaten Kur'an'ı okuman gerektiğini başka ayetlerde söylüyor. Fakirlere yardım etme gerektiğini başka ayetlerde söylüyor. Köle azad edin derken o zaman kölelik vardı, o zaman köle azad edin dedi. Şu anda kölelik yok. Sen niye Kur'an'ın evrenselliğini sanki her ayetin hükmü her zaman geçerliymiş gibi kabul ediyorsun ki? Ya niye bu kadar saçma saçma işlerin içine giriyorsunuz ya? Yani nasıl? Neyse uzatmayalım, devam edelim. Ben zaten birazdan oruçla ilgili ayetlerin yeme içme Ramazan ayıyla, bekarla, karı koca ile arasında mı nedir? Hepsini anlatacağım. Devam edelim. Hele bir de beyaz iplik, siyah iplik size iyice belli oluncaya kadar demek bunun iyice mecaz olduğu anlamına gelir. Yani Allah karı kocaya diyor ki siz fecre kadar yiyin, için, kendi kafanıza göre takılın. Hatta size diyor beyaz iplik, siyah iplik yani hani Allah'ın o arayın dediği, yazdığı şeyler arayın, Kur'an'daki ayetleri arayın dediği o bilgiler var ya. O bilgiler içerisindeki doğru ve yanlış, yani ak koyun kara koyun, doğru ve yanlış size iyice belli oluncaya kadar. Şimdi Allah'ın işte daha önce yazdığı doğru ve yanlış karı kocaya belli oluncaya kadar. Karı kocaya ne diyormuş? Fecre kadar yiyin için diyormuş. Bakın kardeşlerim ben size onu bir daha vereyim. Bu klibin başında onu belki dikkat etmemiş, unutmuş olabilirsiniz. Bakın Allah karı kocaya ne diyormuş? Siz fecre kadar, bu beyaz iplik, siyah iplikle alakalı olarak, siz fecre kadar yiyin için yani kafanıza göre takılın. Ama bir önceki
videosunda ne diyordu? Bir önceki klibinde. Buradaki beyaz iplikle siyah ipliğin fecirle alakası yok diyordu. Bak şimdi kendi kendisini yalanlıyor. Ki zaten konumuzla fazla alakası da yok da bunu kendisini yalanladığını göstermek amacıyla tekrar göstereceğim size. Yani Allah karı kocaya diyor ki siz fecre kadar. Bakın bu klipte ne dedi? Karı kocaya Allah diyormuş ki fecre kadar. Şimdi bakın ilk klip, bir önceki klibinde de ne diyordu? Fecirin siyah ipliğinle beyaz ipliğin fecirle alakası yok diyordu. Yani kendi kendini inkar eden bir yalan. Neyse. Bakın bu beyaz iplik ve siyah ipliğin kesinlikle fecirle alakası yok. Gördünüz mü? Bir diyor ki ne siz fecre kadar kafanıza göre yiyin için takılın. Beyaz iplik, siyah iplik yani fecre kadar diyor. Ondan sonra ilk şeyde de ne diyor? Fecirin diyor, beyaz ipliğin diyor, fecirle alakası yok diyor. İşte maalesef şeytanın vesvese verdiği insanlar da böyle abuk subuk konuşabiliyorlar. Kendileriyle çelişebiliyorlar. Ayetleri anlamayıp kendileri kafalarına göre ayetleri anlam yüklüyorlar. Son bir klibi verelim. Direkt bakalım şimdi Ramazan'da oruç yemeli içmeli mi? Ne? Biz açıklayacağız Allah'ın izniyle. Buradaki yayın için dediği şey de hani bunlar kavga etmişler diye. Birbirlerine zihar yapmışlardı, ayrılmışlardı, araları açılmıştı. Allah onları kaynaştırmak için, yayın için kafanıza göre takılın diyor. Bunu kesinlikle size söylemiyor. Yani burada yayın için kelimesini siz illa ben aç kalmak olarak alacağım deseniz bile Bakara 187'de anlatılan ve emredilen şeyin bekar bir kimseyle kesinlikle alakası yok. Bakın burada da yine kendisiyle çelişti. Hem siyam yeme içme değildir diyor. Şimdi de hani diyor o hani kadınla erkek arasında bir yeme içme olsa bile diyor. İşte hani kavga etmişlerdi ya mücadele 3'te 4'te kavga etmemişlerdi. Sadece erkek kadına sen bana anamın sırtı gibisin demişti. Ayeti okuyanlar bilir veya ayeti gösterdik zaten. Tekrar okuyanlar bakabilir ayete. Şu anda tekrar gösteriyorum. Alakası olmayan işlere giriyorsun. Yeme içme olsa bile bekarları kesinlikle ilgilendirmiyor. Şimdi bu arkadaş yoldan çıkmış. İnsanları da çok güzel kandırıyor. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyelim ki? Çünkü sonuçta adam Kur'an'ı kendisi anlamamış. Uydurmuş. Bir şeylerden gelip hiç alakası olmayan ayetleri, hiç alakası olmayan ayetlere bağlamış. Ondan sonra gelmiş burada. Siz bilmezsiniz. İşte videosunun başında da şöyle bir matematik hesabı koymuş insanlara. İşte bakın bu buradaki her şeyin görüldüğü gibi olmadığını. Yani bakın bu sağ normalde toplayacaksınız mesela 3 kişi 30 10 yapıyorsa adam başı 10 toplamlar 24 yani 8 yapıyor. Kitaplarda normalde baktığınızda normalde diyorum 4 yapıyor değil mi? Şey olarak 3 tane kitap gibi gözüktüğü için. Ne yapıyor yani 10 18 22 güya çıkacak. Hani normal bir insan dikkat etmeyen insan 22 yazacak ama baktığınızda en sondaki kitap 2 tane. Yani kitaplar 3 oluyor, 4 olmuyor. İşte tokmaklar 8 oluyor da adamın elinde tokmak olduğu için aşağıda en aşağı adamın elinde tokmak yok. O zaman bu adam sadece 2 sayısını bulmuş oluyoruz. İşte 2 ile tokmağı çarpıyor. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Şimdi biz bu kadar uydurmadan, bu kadar hurafeden hiç alakasız ayetlerin diğer ayetlerle bağlandıktan sonra uydurmalarından dolayı bu insanları bizim de 3-4 işte 5'e yakın maalesef takipçimizi etkilemiş. Şimdi biz bakalım Kur'an'da yeme içme var mı? Ayetlerde kim için? Herkes için mi? Yoksa sadece bekarlar için mi? Yoksa evliler için mi? Bir bakalım. İlk ayetimizi okuyalım kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 183'te 185. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Orada öyle olacak. Diyanet tabi farz kılındı diye çeviriyor. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Bakın oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ama yapamazsanız eksik günleriniz varsa başka zaman tamamlayabilirsiniz diyor Rabbim. Veyahut da işte bir yetimi bir günlük doyurabilirsiniz oruca gücünüz yetmediyse. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak yolunun
Doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaşmasına ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bakın, demek ki orucun hidayete ulaşmanızda çok büyük önemi var. Yani günahlarınıza kefare olmasında çok büyük önemi var. Onun için ne diyor? Bu da sayıyı tamamlamanız için. Yani Rabbim size o ayı oruçla geçirmenizi ve o sayıyı tamamlamanızı istiyor. Niye? Çünkü mükafatı büyük olacak. Çünkü size hidayete gitmenize büyük bir yardımcı olacak. Çünkü birçok belki günahınızı silecek. Eğer bunu sen erkekle kadın arasında geçen bir olay olarak kabul ediyorsan, yani yeme içme olarak kabul etmiyorsan, o zaman bu ayetler biraz mantıksız oluyor. Neden? Çünkü ne diyor Rabbimiz? Bakın, ey iman edenler diyor, ey karı kocalar demiyor. Size yazıldı diyor oruç. Oruç sayılı günlerdir diyor. Ne diyor? O bizde Ramazan ayındadır diyor. Kendisinin de, Kur'an'ın da kendisine indiği Ramazan ayıdır diyor. Kim bu aya ulaşırsa diyor, bakın karı koca demiyor. Kim? Her kim diyor. Kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Değil mi? Oruç mesela Kur'an'ı okumaksa, o zaman Kur'an'ı sadece Ramazan'da mı okuyacağız biz? Zaten Kur'an'ı her zaman okunması gerektiğini söylüyor Rabbimiz. Yani karı kocanın mescide girip Kur'an'ı okumasıysa oruç, demek ki her gün Kur'an'ı okuyan insan her gün oruç tutmuş oluyor, değil mi? Öyle mi oluyor? Yani çok mantıksız bir insan ama nasıl insanları etkilemiş? O da basit tabii. Çünkü şeytana uymuş kendisi. Bir de şeytanın yine vesvese verdiği kardeşlerimiz de maalesef. Çünkü oruç insanlara zor geliyor. Yani insanlar Kur'an'ı bile okumuyor ki orucu tutsun. Hani Kur'an'ı okumak sadece günde, yani bir saatte okusanız, 1,5-2 saat okusanız 15 günde bitireceğiniz bir şey. Bu bile insanlara zor geliyor. Ki oruç daha da zor. Neden? Çünkü bedensel yapılan bir şey. Yemeden içmeden kesiyorsunuz kendinizi. Şimdi bir de bakalım 187'de ne diyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onları örtüsünüz. Bakın, buraya kadar kendisi okuyor ayeti. Buradan sonrakini okumuyor. Hani Diyanet'ten okuyorum diyor ya. Buradan sonrakini okumuyor. Niye? Çünkü bu ayeti Mücadele 3'e 4'e bağlayacak ya. O yüzden okumuyor. Bakın, halbuki ayette zaten açıklamış neden oruç gecelerinde insanlara helal kılındı kadınlara yaklaşmak. Bakın ne diyor? Allah Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Demek ki insanlar oruç gecelerinde, yani oruç tuttukları günlerde hanımlarına yaklaşmak istiyorlar. Yani belli bir şehvet duyuyorlar. Bu şehvetle de belki bazıları orucu bozup, yani hanımlarıyla birlikte oluyorlar. Ama ondan sonra da Allah'tan demek ki tövbe istiyorlar. Çünkü dayanamıyorlar demek ki. Neticede bir ay. Allah da ne diyor? Sizin bu şekil yapmakta olduğunuzu bildi. Sizi ve sizin tövbenizi kabul etti. Artık oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Aslında burada basit olay. Ama kendisi hiç alakası olmayan Mücadele 3'ü 4'ü getirmiş. Bu ayete bağlamış. Oruç da işte budur. Kadın da erkek arasında olacak. Allah'ım yarabbim. Neyse, devam edelim. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Burada leyli kelimesi kullanılmış, geceye kadar orucu tam tutun. Akşam değil. Çünkü hani şu anda bile akşam dediğiniz saat 5 oluyor ama bazı ülkelerde gece 10-10.30-11 gibi batıyor güneş. O yüzden zaten leyli kelimesi kullanılmış. Kendisi aslında biliyorsun da bunu da söylüyor. Neden o zaman leyli kelimesi kullanıldı diye, gece kelimesi kullanıldı diye. O da çok basit açıkladık. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bakın, zaten orucun gecesinden sonra insanlar mescitlere gidip itikaftalarmış. Eşleriyle birlikte, bak. Senin söylediğini çürüttü yine bu ayet, görüyor musun? Demek ki oruç yemeli içmeli, akşama kadar yiyin, geceye kadar yiyin, şafak yeri ağrıncaya kadar yiyin, için, geceye kadar da orucu tam tutun.
Bununla birlikte diyor, bakın bundan sonra yani siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Demek ki ne yapıyorlarmış? Bu ayetten anlaşılan, çok basit olarak anlaşılan, oruçlu iken eşlerine yaklaşıyorlarmış oruç günlerinde. Ama ne diyor Rabbimiz? Gece orucu açtıktan sonra itikafta mescitte iken eşlerinize yaklaşmayın. Neyse devam edelim. Bu sınırlığa yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Ve şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar, kendisinin dediği gibi o beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar o şafağın aydınlığıdır. Evet, orada bahsedilen odur. Mecazi anlamı da olsa odur. Ama işte dediğim gibi kendisi artık şeytanın etkisi altında kaldığı için oruç karı koca arasında geçen bir şeymiş. Ondan sonra da bekarlarla hiç alakası yokmuş. Ve yeme içme değilmiş. Sadece Kur'an'ı okumaymış. Bakın kardeşlerim, ben size 183'ü tekrar göstereyim. Bu tür insanlara inanırsanız zaten biraz da içinizde oruç tutmama gibi bir tembelliğiniz varsa maalesef İşte oruç tutmazsanız yoldan çıkmış olacaksınız. Şunu da ekleyeyim, insanlara buradan söyleyeyim. Bakın, Allah hiç kimseye zorla ibadet ettirmez. Salatı da açıkladık bu şekilde, oruç da bu şekildedir. Tutmak istemiyorsanız tutmayın. Zaten zorla tutuyorsanız Rabbim onu zaten kabul etmeyecektir. Sen isteksiz yapıyorsan, yani senin yaptığın zaten oruç olmayacaktır. Çünkü bugün eşeği de gidip bir yere bağlasan, akşama kadar su vermesen hayvana, ot vermesen, o hayvan da oruç tutmuş oluyor. Yani normal. Mantık olarak o hayvan da oruç tutmuş oluyor. Ama yani oruç tutuyor ne? Boş boşuna tutuyor. Bakın, oruç emir değildir. Oruç öğüttür. Rabbimiz ne diyor? Bakın zaten ayetlerinde söylüyor kendisi. Ama özellikle vurguladığı ne? Bu sayıyı tamamlayın diyor Ramazan ayında. Ama o orucun anlamı yemeli içmeli şeydir. Böyle yok eşinizle Kur'an okumak falan değildir. Kur'an okumak zaten sana her zaman söylenen bir şey. Ve her gün okuman gerektiği söyleniyorsa sana Kur'an, her zaman okuman gerektiği söylenen bir şey ise niye o zaman onun kazasını yapıyorsun ki? Mesela bugün Kur'an'ı okumadın diyelim, yarınki Kur'an'ı okuyacaksın. Yarın kaza yaptığın zaman yarınki de bir gün, bir sonraki güne mi kalmış olacak kaza kazaya? Yani 2-3 gün Kur'an'ı okumazsan Rabbimin söylediğine göre ne diyor? Eğer diyor orucu geçirirseniz vaktini, yani bir veya iki gün, onu başka zaman tutun diyor, onun yerine tutun diyor yani. Yoksa Kur'an'ı eşinle yapmadın, bu gece 2-3 gece yapmadın, onun yerine başka gece Kur'an'ı mı okuyacaksın eşinle? Yani hiç boşuna kimse kendisine bahane sebep aramasın. Oruç yemeli içmeli bir ibadettir. Kendinizi zaten yemeden içmeden kestiğiniz için Rabbim size mükafatını bunun büyük olarak verecektir. Çünkü fiziki yapılan bir ibadettir. Mesela zikir, salatı yaptığınız zaman ağzınızla, önünüzle veyahut da sadece secdeye kapandığınız zaman size bir fazla sıkıntısı yok. Ama siz bütün gün kendinizi hem oruç tutarak kendinizi yemeden içmeden mahrum ediyorsunuz, hem de eşlerinize, yani kadınlara yaklaşmayarak kendinizi hem fiziki hem manevi Allah'ın yolunda o gün farkındalığıyla geçiyorsunuz. Yani kendinizi hem fiziki hem manevi durduruyorsunuz. Kendin nefsinizi terbiye etmiş oluyorsunuz. Ama işte adamlar maalesef anlamak istemiyorlar. Ayet çok açık. Bakın 185'te ne diyor Rabbimiz? Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca. Bak, tutamadığı günler sayısınca diyor ya. Yani siyamın günleri mi olur? Yani kendinin söylediğine göre Kur'an'ın günü mü olur? Kur'an zaten her gün okuman gerekir. Veyahut da devamlı surette Kur'an'ı okuman gerekir zaten. Yiyin için diyor Rabbimiz. Bakın, yemek ve içmek kelimesi geçiyor. Şırap kelimesi. Ben bile Arapçayı biliyorum. Mesela tişrap may deriz mesela Arapçada. O ne demek? İşte su içer misin? Çay içer misin? Kendisine göre neymiş? Kur'an'da işte yemek içmek, kafanıza göre takılın. İyi, kafanıza göre takılın. O zaman mescitlerde yiyin için israf etmeyin dediğin zaman Rabbimiz o ayette, o zaman kafanıza göre takılın mı diyor mescitte. Sen mescitte kafana göre mi takılıyorsun? Kafana göre takılmak demek her türlü şeyi yapabilmen demektir mescitte. Kafana göre takılmak benim anladığım bu.
Ne yaparsanız yapın. İskambil kağıdı oynayın, okey oynayın mescitte. Her türlü pisliği yapın, affedersiniz, zina edin. Kafana göre takılmak mıdır? Ondan sonra ne diyor? Yiyin için ama israf etmeyin. E peki neyi israf etmeyeceğiz? Yeme içme yoksa? Burada çok açık değil mi yani ayetler? Ha, şeytanın avukatlığını da yapayım, ben sana söyleyeyim. Orada da şöyle diyebilirsin, uydurabilirsin. Ya işte orada israf etmeyin derken zamanınızı israf etmeyin diyor. Diyebilirsin, sıkıntı yok. Herkesin görüşüdür. Zaten kendisi ölmüş gitmiş, Rabbimizin huzuruna yarın bir gün cevabını verecektir. Ama ben buradan insanları uyarıyorum. İster dinleyin, ister dinlemeyin kardeşlerim beni. Çok büyük bir sevaptan mahrum kalacaksınız. Çünkü Rabbimiz 185'te ne diyor Bakara? Yapamadığınız günler sayısınca başka zaman tutun diyor orucu. Niye? Çünkü demek ki orucu size tümüyle tamamen o bir aylık bir şeyini vermek istiyor ve o bir aylık sevabın bozulmasını istemiyor Rabbimiz, size bütünüyle vermek istiyor. Onun için diyor. Yoksa bakın mesela salat, hani bize uydurdukları namazda geçirdiğiniz zaman namazı başka bir ayette işte kaza namazı yapın diyor mu? Kılamadığınız günler sayısınca namaz kılın diyor mu? Demez. Zikir yapamadığınız günler sayısınca zikir yapın diyor mu? Demez. Allah'a tesbih edeceğiniz zaman kadarıyla kaza tesbihi yapın diyor mu? Demez. Ama oruçta ne diyor? Gün geçirirseniz diyor, tutamadığınız günler kadar tutun. Çünkü Ramazan ayının bütün size sevabını vereceği için, bütünüyle bir sevap olduğu için, eksik olmasın diye ve çok güzel bir mükafat demek ki. Çünkü normalde fiziki olarak kendini aç bırakıyorsun. Nefsini terbiye ediyorsun, hem manevi hem maddi. İşte bu yüzden sizleri oruçtan ayırmalarına izin vermeyin. Çünkü oruç demek ki sizin günahınıza kefaret olacak bir olay. O yüzden bunlara izin vermeyin kardeşlerim. Bakın, 185'in sonunu size tekrar okuyayım. Ne diyor Rabbimiz orada? Bismillahirrahmanirrahim. Kim de hasta ve yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Bakın, Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız. Bakın, demek ki bu Ramazan ayının bütün sayısını tamamlamanız gerekiyor. Ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Demek ki sizi hidayete ulaştıracak bu şekilde. Demek ki bakın mesela yanlışlıkla adam öldürmenin iki ay oruçla tövbe edilip kabul ediliyorsa demek ki size birçok günahınıza kefaret olacak bu oruç. O yüzden sizi oruçtan uzaklaştırmaya çalışanlara izin vermeyin. Evet biliyorum bir tembellik var. Maalesef hem nefsiniz hem şeytan size vesvese veriyor ama mükafatı büyük bir olay oruç. O yüzden büyük günahlarınıza belki kefaret olacak olaylar silsilesi oruç. Ve bunun tam yapılmasını Ramazan ayında her mümine Rabbim ayetlerde vasiyet etmiş. Bizlere öğüt vermiş. Bizlere yazmış bunu. Yani bundan sonra artık yapacak bir şey yok. Eğer isterseniz bu arkadaşı dinleyen insanlara artık diyecek bir şeyimiz yok. Herkes istediğini yapmakta serbesttir. Dinde zorlama yoktur zaten. Oruç da emir değildir. Tutmak istemiyorsan tutma. Ama yarın bir gün cennet ve cehennem videomuzda ne dedik? 2-3 videomuz önce cennet cehennem videosu yaptık. Orada sevaplar ve günahlar tartılacak. Eğer sevaplarınız ağır gelirse cennete o şekilde gireceksiniz demiştik değil mi? İşte oruç da bu sevapların kefesine koyulacak bir ibadet ve birçok günaha kefaret olacağı için önemli bir ibadet. Bu yüzden oruç vardır, yemeli içmelidir. Bu arkadaşın söylediği gibi sapkın bir düşünce değildir. Erkekle kadın arasında mescide girip zaten itikaf yapılması gerekildiği 187, Bakara 187, bakın tekrar vereyim, orada zaten gösteriyor Rabbimiz. Oruçtan sonra demek ki insanlar itikafta ne diyor Rabbimiz? 187'de Bismillahirrahmanirrahim. Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bakın onu neyden sonra diyor? Geceye kadar orucu tam tutun diyor. Bak geceden sonra olan olay yani. Mescitte demek ki geceden yeme içmeye şey yapıyorlar. Gece orucu açıyorlar. Artık gece işte 9, 10, 11, 12 neyse. Bununla birlikte siz mescitlerde iken diyor Rabbimiz. Demek ki bu mescitlerde eşlerine yaklaşma olayı oruç açıldıktan sonra. Söylemek istediklerim bunlar kardeşlerim. Daha fazla size gerek olmadığını düşünüyorum. Yeme içmelidir oruç vardır. Bir geçen sene de yine oruçla ilgili bir video yapmıştık. Orada da zaten belirtmiştik. Bu daha ayrıntılı bir video. Hem de reddiye oldu bu arkadaşa. Kendisi ölmüş. Ama ölmüş bile olsa
yanlışları konuşmuş olduğu için bu reddiyeyi yaptım ve birkaç kardeşimiz de benden istemişti. Benim Kur'an'dan anladığım, gördüğüm ayetlerden anladığım bu. Ayetler açık. Yeme içme her şey var. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar. O şafağın beyazlığı, siyah iplik mecazı Rabbimizin odur. İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Dediğim gibi zaten Kur'an'da emirle ibadet olmaz. Rabbim kendisine zorla ibadet ettirmez. Bunların mükafatı, orucun mükafatı büyük olduğu için bize öğüt veriyor Rabbimiz. Öğüdü dinlerseniz kurtulanlardan olursunuz. Dinlemezseniz sevap kefenize koyacak bir şey olmazsa adalet terazileri gününde o zaman hüsrana uğrarsınız. Çünkü ne dedik? 185'te Rabbim bunun eksik günlerini bile tamamlayın derken demek ki bunun mükafatı tamamıyla Ramazan ayının oruçla geçirilmesiyle ilgili bir mükafatı ve büyük bir mükafatı var ki böyle söylüyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kur'an okumayı da lütfen okumayın kardeşlerim.